Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün şeye gideceğiz. Etnografi Müzesi'ne gideceğiz İzmir. Fakat size önceden söylemek istediğim bir şeyler var. Birkaç bir şeyler var. Şimdi Varyant yolundan indim ben. Varyant yolunun altında birkaç bilgi buldum internette. Onları size söylemek istiyorum. Şimdi bu Varyant yolunda zamanında konu Eşref Paşa, yukarı mahallelere ve Mısırlı, yani Hatay İnönü Caddesi'ne bağlayan Varyant yolu ilk yapımına 1950 yılında karar verilmiş. Niyazi Ersoy müteahhitliğini yapmış. 1 Aralık 1950 yılında yapılmış. Hani yapımına başlanmış. 12 metre genişliğinde yer yer viyadük köprüler üzerine yer almıştır. Bir de %7 eğimlik bir %7'lik bir eğimle yapılmış ve bir engellinin engelli arabayla çıkabileceği şekilde yapılmış. Yani o zamanlarda o şekilde ayarlanmış. Şimdi yani değişmiş, artık yere doğru şeyler uygulanmış. Hani yeni taşlar falan konulmuş. Eğimi belki birazcık da arttırılmıştı. Buralardan konağa gelen geçen bilir, konaktan bir yere geçen bilir. Buradan çıkar zaten konak yolu. De buradan başka çıkış yoktur. Bir de Etnografi Müzesi'ne gideceğiz. Onların hakkında bilgi de var elimde. Onlarla hakkında bilgi de vereceğim. Yani birazdan görürsünüz. Şimdi size şeyi göstermek istiyorum. Varyant yolunu ve konağın sahilini. Evet arkadaşlar, az önce görmüş olduğunuz yer konak sahiliydi. Karşı tarafta Karşıya'da zaten. Şimdi orada şöyle gidelim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi burası Varyant. Bu taraftan otobüsler iniyor. Bu taraftan da çıkıyor. Otobüsler ve normal hususi araçlar. Bu tarafta en tepede, birazdan göstereceğim, Kadife Kale. Şöyle göstereyim hatta. Karşı tarafta Türk bayrağının, büyük Türk bayrağının olduğu yerde Kadife Kale. Yani millet bana nasıl bakıyor. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün şeye gideceğiz. Etnografi Müzesi'ne gideceğiz İzmir. Fakat size önceden söylemek istediğim bir şeyler var. Birkaç bir şeyler var. Şimdi Varyant yolundan indim ben. Varyant yolunun altında birkaç bilgi buldum internette. Onları size söylemek istiyorum. Şimdi bu Varyant yolunda zamanında konu Eşref Paşa, yukarı mahallelere ve Mısırlı, yani Hatay İnönü Caddesi'ne bağlayan Varyant yolu ilk yapımına 1950 yılında karar verilmiş.
Niyazi Ersoy mitingini yapmış. 1 Aralık 1950 yılında yapılmış. Hani yapımına başlanmış. 12 metre genişliğinde yer yer viyadük köprüler üzerine yer almıştır. Bir de %7 eğimlik bir %7'lik bir eğimle yapılmış ve bir engellinin engelli arabayla çıkabileceği şekilde yapılmış. Yani o zamanlarda o şekilde ayarlanmış. Şimdi yani değişmiş, artık yere doğru şeyler uygulanmış. Hani yeni taşlar falan kullanılmış. Eğimi belki birazcık da arttırılmıştır. Buralardan konağa gelen geçen bilir, konaktan bir yere geçen bilir. Buradan çıkar zaten konak yolu. Bir de buradan başka çıkış yoktur. Bir de etnografi müzesine gideceğiz. Onların hakkında bilgi de var elimde. Onlarla hakkında bilgi de vereceğim. Yani birazdan görürsünüz. Şimdi size şeyi göstermek istiyorum. Varyant yolunu ve konağın sahilini. Evet arkadaşlar, kısa bir yol yürüyüşünden sonra geldik. İşte burası. Demiş arkeoloji müzesi dediğim yer. Burası da heykel yapmışlar. Buranın içeride girdikten sonra size hikayesini anlatacağım. Farklı bir hikayesi var. Yani inanılmaz değişik bir şekilde. Şimdi bu bina 19. yüzyılda kurulmuş. Neoklasik tarzda yapılmış. Meyilli bir teras üzerine yapılmış. Az önce gösterdiğim gibi. Bizans mimarisinin süslemelerini taşıyan 1565 yılında Bahri Baba Musevi mezarlığı üzerine bulunan yapının öyküsü 1831 yılında başlamış. Mimar bilinmiyormuş buranın yapıcısı. Bu alanda Fransızlar tarafından inşa edilen yapıda Efes'ten getirilen bloklar ve mezar taşları kullanılmış. Bu yapı 1845 yılında Fransızlar tarafından bir bölümü fakir ve kimsesiz Hristiyanların bakılması için, bir bölümü doğum ve zührevi hastalıkları hastanesi olarak kullanılmış. Fakat hangi kadın gider doğum yapar, elbette babası belli olmayan düşüncesiyle halk ağzında piçhane olarak da anılırmış. Zamanında İzmir valisinin Rahmi Bey buradaki Musevi mezarlığını 35 dönüm kadar
arazisini istimlak ederek mezarlığı Büyük Çeşme'ye nakletmiş. Ve ondan sonra da yazanlar bunun yapımla neydi o mezarlık nakledildikten sonra burayı Türk çocuklarının okuması için okul olarak yapacakmıştı, değiştirecekmişti. Fakat hayallerini gerçekleştirememiş. Ondan sonra Yunanlılar falan burayı okul falan yapmaya çalışmışlar, bir şey olmuş. Ondan sonra zaten yavaş yavaş 1900'lü yıllarda biz olarak gelmiş dönemimize kadar. Şöyle göstereyim, yavaş yavaş devam edelim biraz sana. Bu zaman arkadaşlar eski Osmanlı döneminde kullanılan eczanelermiş şu an baktığımız yerler. Şöyle göstereyim hatta. Tahta baskıcılığında kullanılan araç ve boyalar basılmış örnekleri diyor orada. Potasyum diyor şu toz olanlarda. Tam şu parmağımın ucundaki gösterilerinde. Bu ilerideki uzun boru gibi olan da nişastaymış. Bu artık bilinmiyor, üzerine ökmüşler. Böyle işte el sanatları bu şekilde. Bunlar da ilaçlar. Burada pudra herhalde, pudra yazıyor. Şurada Joolet yazıyor. Hidre yazıyor, bir şeyler yazıyor. Burada da başka şeyler yazıyor. Hep yabancı yazılar yazmış. Evet arkadaşlar, burası bu şekildeydi. İlerledim bakalım, ilerledim arkadaşlar.
çeşitli ülkelere ait miğferler ve müzikler diyor. İtalya, miğfer, zırh, serganak diyor. Bu miğfermiş. İkincisi de gene miğfer. Bu İtalya'ya aitmiş. Bu da ne yazdığı belli olmuyor. Üçüncüsü zırh diyor. Zırh bu işte. Ondan sonra dördüncüsü serganak. Artık bu ne oluyorsa işte miğferle zırhın birleşimi olan askeri bir sesim artık nasıl bir şey bilmiyorum. Bir Teber Osmanlı Devri 17. yüzyıl. Birincisi hangisi? Orada. Teş parmağımın ucundaki ucu böyle gelen o teber denilmiş. İki nefir. Üç toplu tabanca burada. Yine Osmanlı Devri 19. yüzyılmış. Dört çakmaklı tabanca. Çakmaklı tabanca hangisi? 4-4. Evet. Orada ama çakmaklı tabanca bu muydu acaba? Her neyse arkadaşlar, burayı sarmak bakmıyor zaten. Şöyle göstereyim ben. Evet, burada da büyük silahlar var. Burada bir tane gösterdiğim asker var. Kalkan, ok, balta, malta, silahlar. Resmen Zul oyununda veya Kalaftat oyunundaki gibi hani. Kalaftat'ı şey var ya, hangisiydi ya, şu an hatırlayamadım ama Kalaftat oyunundaki. Bunlar da gerçekten çok korkunç. Takılar ve ses eşyaları. Afyon dinar gelinbaşı. Oo, çok güzel. Denizli acıpayam. Evet, bu da yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim konulan yeri neydi burası? Minber miydi? Minber galiba ya zannedersem. Burası da hacı kokusu zannedersem bu. Bu ayet falan yazılı bir kase gibi değişik bir şey. Nerede tuzluk olması lazım. Neymiş bu? Üstüle. Yok, bu değil. Başka bir şey. Bunlar da makas. Bu da çakı gibi bir şey şu gösterdiğim küçük olan. Bunlar da artık neymiş? Ne yazıyor orada? Divit. Evet, bunlar da rütbeler. Rütbe şeyleri. Simgeleri. Madalyon ve nişanlar. Evet. Abdülmecid, Abdülaziz, Abdülhamit yıllarına ait. Onlara aitmiş daha doğrusu. Şöyle göstereyim. Burası da mutfak. Mutfak eşyaları. Osmanlı Devri 19. yüzyıla ait gelen mutfakta. Şöyle göstereyim hatta. Madeni kaplar. Şerbet kapı olabilir bu galiba. Bunlar da içecek. Yine aynı. Yola çıkıyor. Evet. Burası da sünnet odasıymış. Osmanlı Devri 19. yüzyıla ait yine burası da. Çok güzel. Burası da bebek beşiği. Anne baba temsil edilmiş. Oturma odası diyor. 19. yüzyıla ait yine burası da. Burada da ben varım. Bismillah. Burası da neymiş bu? Ege bölgesi. Hardal Bindallı gelin kıyafeti. Burası da eski döneme ait. Neymiş? Gelin yorganı. 20. yılın başı. 20. yüzyılın başı daha doğrusu. O zaman ait gelin yorganıymış az önce gösterdi. Burada Bindallılar var. Kıyafetler. Nasıl da örtü. Nasıl bir örtü bilmiyorum. Buradan o namaz kılıyor. Ey maşallah. Buradan namaz kılan çift. Bu abimiz, bu da onun hanımı. İzmir gelin odasıymış.
Vay ne güzel ya. Evet arkadaşlar, başka bir tarafa daha gitti. Bundan sonra yavaş gideceğim. Evet, az önce biz Etnografya Müzesi'ne girmiştik. Şimdi de Arkeoloji Müzesi'ne gireceğiz, şurada. Yapı bu şekilde. Arkeoloji Müzesi'ne gireceğiz arkadaşlar şu şekilde. Böyle bir, o size bahsettiğim hikayede, böyle bir alana, hikaye değil daha doğrusu yaşanmış şey de, böyle bir alana yapılmış. Evet, burada da kalıntılar falan var. Milattan sonra, milattan önceden başlıyor, milattan sonra 200'e kadar. He. 200'den sonra yok. Kedi mi? Valla görsem abi, işte sormazdım, görsem böyle hayatımda hiç görmedim. Eski... Kalın heykeli ya. Erkek heykeli. Asklepios. Lepios, Asklepios filan. Genç kız heykeli. Çok değişik. Giysi de kadın. Allah Allah. Bu da kadın heykeli. Mehmet kadın heykellerini unutmuşlar. Bu da kadın heykeli. Hepsi aynı. Lanet olsun, hep kadın heykeli var. O da öyle. Genç kız heykeli. Evet, babalara rızıyor. Hygiye heykeli. Hygiye bu ne? Hygiye internetten araştırırız. Bakarız. Rahip heykeli. Erkek heykeli. Roma dönemi. Milattan sonra 2. yüzyıl. Vay be. İmparator heykeli. İmparator Fatih Terim. Bismillah. Başsız kadın. Sakallı genç hamambaş. Lan böyle sakal mı olur ya? Bu da kadın baş. Soylu koltuğuymuş. Tiyatronun önünde soylular için ayrılmış. Yanlarında grifon gövdesi ve arkasında grifon kanatları bulunan koltuk. Şu yanlarındakine grifon deniyormuş. Grifon kanatları. Burası da grifon gövdesi. İşte böyle gidiyormuş o da. Hani bir önceki vlog videomuzda gösterdiğimiz gibi tiyatro şeysi, şeyleri vardı, kalıntılarını. Bana dersem az önce gösterdiğimiz de buralardaki. Böyle buralardaki, böyle sıralı. Çifte kızlar heykeli. Kardeş. Kardeşler. Zırhlı komutan veya tanrı Ares heykeli. Torsosu. Vay anasın. Bu ne heykeli ya?
Ben gösteremiyorum lan. Bu ne? Androklos heykeli. Bu ne be? Erkek başı. Bu dede başı dede. Bir prens başı. Prens. Prensin kadın başı. Böyle kadın başı mı olur ya? Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, bunlar da minyatür. Roma dönemine ait bir baş. Kadın başı, bu da Roma dönemi. Bu da Roma dönemi. Bu da mezar taşı parçası. Bu ışıklar da hep gidip geliyor ya. Nasıl açılıyor böyle? Her neyse. Karşı tarafta da yine aynısı var. Aa, çocuk başı. Ulan bu Şirin. Şirin babanın çocukları değil mi ya? Roma dönemi. Roma çocuk başı. Roma dönemi. Bu da erkek başı. Kadın heykeli. Minyatür olanlar bunlar. Afrodit. Afrodit. Afrodit işte. Erkek başı. Yalnız bu çarpılmış biraz. Erkek heykeli. Kadın heykeli. Cartçuk heykeli. Dur. Şuna bakalım. Antiokos tipi başı. Antiokos tipi. Tipi zaten Antiokos andırıyor. Geri bakıyorum ya. Isis rahibesi. Başı. Herakles. Oo. Ünlü şeyci bu, filozof. Ne filozoflu, aynı filozof. Herakles. Önemli bir insan. Çok önemli. Bu kimmiş? Herakles'in imparator rahibi. İmparator rahibi. Erkek başı. Evet arkadaşlar, baş ve gövdelerin heykelini yapmışlar. Başka doğrusu bir şey yok zaten burada. Erkek başı gene. Bu neymiş? Erkek heykeli. Bu da erkek heykeli. Fazla görünmüyor. Işıklar yanıyor. Işıklar yansın. Işıkları yapamıyorum. Kadın başı. Kadın heykeli. Oo, çok güzel. Nasıl heykel? Limantepe. Aa, Limantepe. Limantepe değil mi o şey? Yeni şehir. Ayı figürü. Bu. Sapan taşları. Valla bunlar işli köfte gibi aynı. Batla Tepe. Geç Katolik ızgara planlı ev diye kız çalışması yapılmış. Bunlar kalkacak. Batla Tepe. Vay anasını. Riton. Dünyevi olmaktan çok kült objesi olarak kullanılan genellikle hayvan biçimli kaplardır. Evet, zaten koçbaşı gösterilmiş. Üzerinde kutsal kurban kanını ya da şarabı akıtmak için bir dökme deliği vardır. Ağız kısmındaki delik libasyon, Tanrı'ya içki sunma içindir. İşte o zamanın inançları. İnançları. İşte. Arkadaşlar, diğerlerini göstermeye gerek duymadım. O az önceki koşmasıdır. İçki şeyinin yanındakileri. Zaten kapkacak zaten. Hani fincan olsun, cartuştan, o tarz şeyler. Bunlar da bu şekilde buralardan çıkarılmış.
süs eşyaları bunlar da. Güzel bir şey benziyor. Güzelleri benziyor. Evet. Genç Tunç Çağı. Tunç Çağı'ndan bulunmuş. Amphora. Bu neymiş lan? Hidria. Boyundan omuzun üst bölümüne birleşen bir dikey ve gövdenin en geniş bölümünde simetrik olarak yerleştirilmiş iki yatay kulpludur. Omuzda ve dikey kulbun üzerinde ikili dalga bezeme, gövde ince ve kalın bantlarla bezeli, kulbun altında antik onların delikleri vardır. Onlar onarmışlar, yapmışlar. Sıkıntı falan mı olmuş, ne olmuşsa yine onarmışlar. Kendileri o dönemde onarmışlar. Buralar yine kapkaçak. Şunu merak ettim, bunlar neymiş? Süvari figürleri. Keşke kameram güzel olsa da yakınlaştırabilsem bayağı. Anam. Evet arkadaşlar, bu yeni doğmuş bir bebek iskeletiymiş. O döneme ait. Bunlar da mezarlıklar. Klazomeni menai lahitleri. Klazomeni sarkopagi. Evet, Urla'da çıkarılmış bunlar. Urla'da bulunmuş. Yalnız şu benim çok dikkatimi çekti. Çok çok yani değişik bir şey. O zamana ait bir bebek ölmüş ve onun kemiklerini öyle bırakmış. Koymuşlar. Evet arkadaşlar, bu ne? Allah, bismillahirrahmanirrahim. Koşan atlet. Ha, o döneme ait koşan atlet heykeli. Niye çıplaksın birader, niye çıplaksın? Aplik aslan. Roma döneminin simgelerinden biri. Demetler. Demet Hanım, Demet Hanım. Gözünüz yok. Bıldırı. Evet. Bunlar da işte ne diyor? Alabastron erkek korint evreni mi? Aynen. Evet. Fayans heykelcikler. Küçük heykeller. Bunlar aslan heykelleri. Kurbağa heykeli. Oyuncak. Milattan önce 6. yüzyıl. Evet. Oyuncaymış. Bu da neymiş? Kadın heykeli. Bu neymiş? Riton. Milattan önce, az önce baktığımız şeyin aynısı ama küçük olan. Artık nasıl değişik bir şeyse. Riton. Hayvan figürlü gene. Orası da öyle. Bunlar da insan figüründen yapılmış. Deniz ansı gibi Riton. Şu da çok güzelmiş. Şu da insan ayağı gibi, ayakkabı gibi, çizme gibi yapılmış. Ne bu? Oinokoe. Oinokoe. Yine acaba içinde neler taşındı? Şarap mı? Oinokoe. Bu da öyle. Antika seramik sanatı. Gene kapkacaklar. Felix, Lecto falan. Cartur.
da hayvan figürlü zaten bunların hepsi de. Bu neymiş? Sopilos. İlk vazo sanatçısıymış bu Sopilos. Şöyle. Evet, burası da çok güzel. Kandiller. İşte mum falan koymak için yapılmış bunlar. Hepsi farklı farklı tarzlarla. Burası da öyle. Bu neymiş öyle ya? Eros figürleri. Eros tanrı figürleri. Onların deyimiyle. Koltuk kolu. Oo. Hakikaten çok büyüleyici. Bu neymiş? Figürler falan. Bir de çok dikkatimi çekti. Çok farklı eşyalar var. Klasik olarak kullanıyor. Hani mesela Mustafa deriz. Onlar Epilos diyor. Kylix diyor. Bilmem ne falan diyor. O tarz şeyler yani. Kemal Paşa. Kadife Kalesi işte bu. Kadife Kalesi Sarnıç. Sarnıç'ıymış. İzmir'i. Tahtalı barajı. Oo, şuna bak. Roma hamamı. Sıcak hamam. Hamam. Bu hamam. Hamamları göstermiş şimdi. Tahtalı barajı çevresinde bulunan Cevizoğlu çiftliği. Mezar hediyeleri. İşte bunlar. Bunlar neymiş? Tıp aletleri. Süs eşyaları. Bunlar. Tunçuk olmuş bu da. Karşıda görmüş olduğunuz. Figüran. Figürinlermiş. Figüran işte. Evet, bunlar da kandillermiş. Evet arkadaşlar, bu videomuz da buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Benim hoşuma gitti. Siz de gelmek isterseniz burası varyantın hemen kenarında. İzmir Arkeoloji Müzesi, zaten bilmeyenler sorabilir. O şekilde bulabilir, sıkıntı yok. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Vlog buraya kadar. Başka vloglarda daha iyi şekilde görüşene dek kendinize dikkat. Evet arkadaşlar, az önce gösterdim, çok farklı yazılar falan yazıyor. Çok güzel. Mesela Koçbaşı.
Evet arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz şeyin ismi, büyük varil gibi olanların ismi Pitos Dolium'muş o zamanın ismiyle. Antik çağda içerisinde şarap, zeytinyağı gibi çeşitli sıvılar ile tahıllar ve kuru gıdaların saklandığı büyük boyutlu kaplardır. Bazen de bu ürünlerin taşımacılığında kullanılmıştır. Bu tür kaplar M.Ö. 3000'li yıllardan günümüze değin Akdeniz çevresinde yaygın biçimde görülmektedir. Pitosların antik çağda nekropollerde mezarlık içinde tek tek ya da toplu gömülerin yapıldığı örneklere de rastlanır. Günümüze kadar yapılan arkeolojik araştırmalar bu sonucunda boyutları 3 metre ulaşan pitoslara ulaşılmıştır. Büyük boyutlu olmaları sebebiyle özel fırınlarda üretildikleri düşünülmektedir. O dönemin işçiliği işte. Bu da içeride gördüğümüz şekilde heykel. Bunları çekmeme gerek yok. Birazdan önemli bir şey bulduğum zaman onu... Evet arkadaşlar, bu da az önce gördüğümüz, içeride gördüğümüz mezarlık gibi bir yer galiba. Hani ya da bir başka bir şeylerin saklandığı bir yer yapılmış o döneme ait. Evet. O da zannedersem büyük kralların, kraliçelerin falan konulduğu mezarlık zannedersem. Ki öyle bir duruşu var zaten. Başka bir şey andırmıyor. Çok heybetli ve çok güzel bir şey o döneme ait. Acaba içerisinde hangi o döneme ait imparator, kral ya da kraliçe? İmparatoriçe dedikleri kişi ölmüş, bir şey olmuş falan. Onu hep Allah bilir tabi. Ama gerçekten görülmeye değer şeyler var. Bu şekilde. Arkadaşlar az önce içeri girdim. Gerçekten hani bu yöremize ait görseller falan, bir şeyler falan oldukça bu neydi o ya şey, heykeller falan, onlar ürkütücü duruyor. Roma dönemine ait şeyler de ürkütücü duruyor. Hani benimle birlikte bu kanıya varan herkes vardır. Çoğu kişi öyle ürkütücü olduğunu düşünür. Fakat gerçekten az önce abi, güvenlik abi bizi içeriye bir yere, o döneme ait paraların, eşyaların, süs eşyaların, değerli eşyaların bulunduğu yere götürdü. Gerçekten ama çok görülmeye değer, çok güzel bir yer. Birazdan sizi güzel yerlere de götüreceğim. Böyle bahçenin içerisinde yerler falan var. Acaba mezar taşlarını saklama yerleri falan mı, tam olarak bilmiyorum. Oralara da götüreceğim. Şimdi evet arkadaşlar, korsan yazıtı 1992 yılında Teos kentinin bulunduğu Seferihisar'da eski bir evin yıkım işlemleri sırasında binada merdiven taşı olarak yeniden kullanılmış biçimde bulunmuştur. Dahası da var tabi. İşte bizim bir önceki vlogumuzda Teos'a gitmiştik. Bunlar da oradan çıkarılmış korsan yazıtları olarak. Öyle adlandırılıyor. Hatta birini şöyle göstereyim. Eski Roma dönemine ait olduğu çok belli. Böyle en belirgin yazı bu arkadaşlar. Bunlar da çok belirgin. Acaba kime ne yazdılar? Kimin için ne yaptılar? Çok büyük merak konusu. Büyük büyük yazıtlar var burada da. O dönemlere ait tabii hepsi. Bu şekilde. Bu şekilde antika var. Teos dekreti.
Antikot 3. yıldır. Evet arkadaşlar, bu vlog videomuz da buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün İzmir'in varyantının aşağı tarafında kalan bu arkeoloji müzesi ve etnografi müzesine geldik. Hem yabancı kültüre, Roma kültürüne, hem Osmanlı dönemine ait, hem de biraz daha bize doğru gelen bu Ege bölgesi, İç Anadolu bölgesi tarzda kıyafetler, yöreye ait ürünler falan sergilenmiş. Onları gördük arkadaşlar. Umarım bu vlogumu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olun. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Beğendiğiniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum.